Hanımefendi hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı cumalar dilerim. Ben de hayırlı cumalar dilerim size. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Hocam bir sorum olacaktı. Benim eşim vefat etti. Evet. Vefat ettikten bir ay sonra kabrine gittik. Ablam benim hoca. Taşında eşimin resmini gördü. Gençlik resmini, gülüyordu bana dedi. Ablanız eşinizin mezarına girince mezar taşında Yasin okudu, bağışladı, toprağını elledi. Taşa bir baktım dedi, taşta resmini görüyorum, gençlik resmini. Ha, öyle bir hayal olmuş ona yani. Resmini gördüm, bayağı gülüyordu dedi. Evet. Taşta. Ablanız tek başına mıymış o gün orada? Beraberdik. Ha, siz görmediniz, o gördü, doğru mu? Ben görmedim, o gördü. Evet, inşallah Allah Yasin'i kabul etmiştir. Okuduğu Yasin'i kabul etmiştir. Onun bir göstergesi olarak da böyle bir suret görmüş olabilir. Allah diledi mi insana her türlü şeyi gösterir yani. Allah diledi mi ölüyü de diriltir. Sağa sağa insan yanına da gelir. O ayrı yani. Allah diledi mi her şey yapar. Diledi mi kalbe inşirah gelsin diye, kalbiniz yatışsın diye, rahatlayasınız diye, okunan Yasin'in yerine gittiğini göresiniz diye size böyle bir şey göstermiş, ablanıza böyle bir şey göstermiş olur. Olabilir. İnşallah okuduğu Yasin'in kabul edildiğine bir işaret sayılabilir hanımefendi. Ha, çok korktum, tüylerim ürperdi dedi böyle. Benim eşimin gözleri maviydi. Mavi gözleri dedi gördüm. Böyle kırmızı kıyafet vardı üstünde, aynısını gördüm dedi. Yani inşallah kurtulduğuna, Allah affeylesin. Belki affedildiğine işarettir ona. Belki ablanıza okuduğun yerine gidiyor işte. Ölü bundan memnun kaldı. Kendini gösterdi gibi de olabilir. Tabii ki yorumunu Allah bilir çünkü netice itibariyle. Öteki aleme ait olan şeyler konusunda biz konuşurken temkinli konuşuyoruz. Kur'an ve sünnette olmayan bir şeyi söylemeyiz. Çünkü peygamber de söylemez idi. Biz de onu takip ettiğimize göre dikkat etme gerekiyor. Ama o aleme ait şeyler de Kur'an ve peygamber olmadan anlaşılmaz. Çok önemli o çünkü. Yani düşünmeyle bunlar çözülmez yani. Peygamber ancak Allah'tan aldığı bilgiyi bize aktarır genel manada. Biz de o bilgiye göre hareket ederiz. Allah rahmet etsin eşinize. Peki eşin nasıl bir insandı? Onu bir de söyle bize. Eşim benim asla böyle ne dedikodusu, yalanı, haram bilmezdi. Aferin. 40 sene geçindik eşimle. Aferin. Yıkanınca eşim de yıkandıktan sonra götürecekler. Kızlarım görmüş, benim iki tane kızım var. Evet. Anne babam o kadar güzel olmuş ki, benim eşim hastaydı. 5 sene Alzheimer hastasıydı. Annesiz büyümüşler. Çok eziyet görmüşler abiden, yengeden. Evet. Allah rahmet eylesin. Kızlarınıza Allah hayırını da versin. Yani işte dedikodu etmemesi, gıybet etmemesi, başkasıyla uğraşmaması, kendi ameline bakması Müslümanın akıllı olduğunun göstergesidir. Akılsız adam başkalarıyla uğraşır. Başkalarının yediği, içtiği, kalktığı, oturduğu ile ilgilenir, uğraşır veya bunları göstermeye çalışır. Şimdi ilgilenir bir var, bir de bunları göstermeye çalışanlar var. O da ayrı bir problem zaten. Müslüman kendi halinde mütevazi hayatını yaşar. Ailesiyle geçinir, ailesiyle ilgilenir, arkadaşlarıyla ilgilenir. Hayır hasenat yapar, Allah'ın razı olacağı şeyler yapar. Neticede hayatı temiz bitirmeye gayret eder. Ama akılsız adam bir yediğini bin gösterir. Kendisiyle uğraştırır, kendi reklamını yapar, bağırır, çağırır. Veya akılsız adam başkasının iffetiyle, namusuyla, şerefiyle, onuruyla oynar. Bunlar hepsi problemli şeylerdir. Akıllı insan bunlardan uzak duran adamdır. Peygamberimiz onun için Müslümanın ferasetindendir diyor. Akıllı oluşundandır. Mana yani olan şeylerden uzak durması. Ne demek? Maleyani diyoruz ya biz Türkçe'de. Kendisini ilgilendirmeyen şeylerden uzak kalması Müslümanın akıllı olduğunu işarettir. Akılsız adam ne yapar? Buraya fitne sokar, buraya fitne sokar, buraya karıştırır, oraya karıştırır, oraya laf taşır, buraya laf taşır, ortalığı bulandırır, ortalığı karıştırır, delikodu yapar. Yani faydası da yok. Kendisine hiçbir faydası yok. Ancak kalbi rahatlar, tatmin olur yani. Ama ahiretinde de berbat olur. Çünkü yaptığı her şey bir mizan içinde yazılıyor. Hanımefendi Allah rahmet etsin eşine. Teşekkür ederim. Hocam bir daha da bir şey sorabilir miyim? Buyurun buyurun. Bir de ben bir adak adamıştım ama böyle şey yapmayacağım dedim, hani bir kuzu keserim evlatlarımla beraber yeriz. O adak yerine geçer mi?
Ne diye yani öyle adadın yani durdururken... Ya benim çocuğum... Hayır. Çocuğum eziyetteydi. Başka ülkede, başka memlekette uzakta evliydi. Hani buraya gelirse dedim öyle çocuklarımla keser yerim diye. Kes ama yeme. Sen ada kazanmışsın. Adamışsın yani. Çünkü bir şarta bağlamışsın kesmeyi. O şart gerçekleşince adanın yerine gelmiş oluyor. Bundan dolayı senin onu yememen gerekiyor. Dağıtman gerekiyor. Ama illaki yiyeceğim diyorsan tartarsın 2 kilo 3 kiloyu yersiniz. Ama parasını da verirsiniz. Tamam. Tamam mı efendim? Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güle güle. Hayırlı cumalar diliyorum.